Arkadaşlar, zorlu sürecimizde önemli ama güzel bir günü yaşıyoruz. Malumunuz, onurlu görevini en cansiperane şekilde ifa ederken birçok sağlıkçı arkadaşımız koronavirüse yakalandılar. Derhal tedavilerine başladık. Allah'a şükür ki hemen hemen hepsinin tedavi süreci gayet iyi bir şekilde seyrediyor. Bugün tedavisi bitmiş, PCR testleri ard arda negatif gelmiş, klinik olarak da tamamen iyileşmiş olan iki arkadaşımız, arkadaşlarının yanına, bizlerin yanına görevlerine geri döndüler. Aslında biz onlara biraz daha dinlendirmek, onlara izin vermek istedik. Fakat nasıl ki cephede yaralanan, sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz bir an önce arkadaşlarının yanına dönmek istiyorlarsa, bizim arkadaşlarımız da aynı duygularla görevlerine, arkadaşlarının yanına, aramıza dönmek istediler. O yüzden bizler kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Kendileri nezdinde şu an tedavileri devam eden temizlikçisinden hemşiresine, doktoruna kadar bütün sağlık çalışanlarımıza, yine bizleri yalnız bırakmayan, koyulan kurallara, alınan tedbirlere sonuna kadar uyan bütün vatandaşlarımıza, valimiz adına, sağlık camiamız adına, bütün halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bundan 10 gün önce pozitif olduğumu öğrendim COVID-19 testim sonucunda. Tabii ilk başta bir panik yaşadım, korktum, herkesin yaşadığı gibi. Fakat sonrasında hemen tedavim başlandı. Hastane sürecim de çok güzel geçti. İlaç tedavilerimi aldım süre içerisinde. Hekimlerimiz, müdürlerimiz olsun çok destek oldular bu konuda bize. Şu an çok iyi hissediyorum kendimi. İstirahatımı ettim. Bugün de işbaşı yaptım. Bu şekilde herkese umut olmasını istiyorum bu sürecin. Lütfen korkmayın, cesur olun istiyorum. Ben de bu süreçte yine panikle başlayan bir süreç başladı. Tedavim başladıktan sonra, hastane sürecini atlattıktan sonra kendimizi karantinaya alıp gerekli tedavimiz üzerine şu anda iyiyiz. Tüm doktorlarımıza, müdürlerimize hepsine çok teşekkür ederiz. Bu süreçte alınan kararlara, uygulanan kurallara harfiyen riayet eden, kişisel izolasyonuna, sosyal mesafesine, temassızlığına dikkat eden, mümkün olduğunca, zora kalmadıkça evinde kalan çok kıymetli ve bize en büyük desteği veren vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bir de son günlerde İstanbul başta olmak üzere ilimiz dışında memleketimize gelen ve halen 14 günlük izolasyon süreci devam eden vatandaşlarımıza mutlak ve mutlak kurallara uymalarını, asla ve asla zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını, ihtiyaçlarının zaten mümkün mertebe karşılanacağını belirtmek isterim. Şunu söylemek isterim ki keyfimizde değil, mantığımızda ve vicdanımızda hareket etmek zorundayız. Zaman, sabır ve fedakarlık zamanıdır. Teşekkür ediyorum.